Merhaba arkadaşlar, Gemi Türk'üm. Bir dosun daha hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir korku serisi olan Maid of Sacre oynuyoruz. Korku oyunlar serisini çok seviyorsunuz ve bugünkü menümüzde arkadaşlar efsane bir oyunumuz var. Hizmetçi adı altında bir oyun oynayacağız. Çok ilginç bir oyuna benziyor. Oyun daha yeni çıktı. Çıkalı birkaç gün oluyor. Ben tatilde olduğum için arkadaşlar daha şimdi çekebiliyorum. Şimdi yeni oyun diyerek arkadaşlar hikayemizi başlatacağız. Şimdi de burada yine zorluklar var. Normalde oynarsak zorlu ama dengeli bir korku deneyimi isteyenler için çoğu oyuncu için önerilen zorluktur. Genelde zaten normal oynuyoruz. Düşmanlar seslere daha duyarlıdır ve kolayca uyarılırlar. Cephane ve can eşyaları az da olsa vardır. Düşmanlar zorlayıcıdır ancak ezici değildir diyor. Bence normalde oynayalım. Değil mi? Evet. Normalde oynayalım. Bizim için en ideal. Başlıyoruz. Evet. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Serinin devamı için arkadaşlar sizden güzel bir like oranı bekliyorum. 4000 veya 5000 like gelirse serimiz devam edecektir. Oyun Türkçe bu arada. Türkçe atlayıcı. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me. A counter to the song contained within this locket of my mother's. Annemin kolyenin içindeki şarkı mı? I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Oh my God. Your love, always. Elizabeth. Elizabeth seveceğim. Elizabeth. Aa. Elizabeth. Ay, tüylerim diken diken oldu bu sesler. Müzikler çok güzel ha. Dime ont kalon lan o ne ya? Ancak saf bir yürek şarkı söyleyebilir. Uuu. Not alın arkadaşlar, not alın. Yazarız bir yerlere. Eyvallah reis, güzel giriş yaptın. Eyvallah kanka. Çok efsane böyle giriş yapmadılar mı? Logo ile birlikte. Evet, oyunu kaydetmek için fonografları kullan diyor. Fonograflar ne oluyor ya? Bakalım göreceğiz. Aa, trendeyiz. Döndürme. Oyunu biraz şu an öğretiyor. Nota kağıdıymış. Thomas Evans'ın kağıtlarından galiba. Döndür. Döndürdü. Bir şey yok. ESC. Şu anda kalktık. Evet. Birazcık dönüşler çok şey gibi geldi. Yavaş gibi geldi. Hassasiyeti birazcık arttırsam mı acaba? Neyse, idare eder herhalde. Envantere I ile basabiliyormuş, bakabiliyormuşuz. Annemizin notası var. Burada bir nota kağıdı bulduk. Harita mevcut değil. Bilmem ne bilmem ne. Tamam abi. Fonograflar galiba kayıt dosyaları oluyor. Geç abi. Açılmıyor. Açılmıyor. Ya trendiyiz abi. Vagon. Herhangi bir vagon. Adamıza geldik. Şimdi bakalım. Map'e. Otel var burada. Benefic Church. Orası şey. Ormanlık Benefic Ormanı. He, şuradayız biz. İstasyondayız. Bizim şimdi otele gitmemiz lazım. Ondan sonra belki kiliseye gideriz. Tamam abi, yukarıya doğru. Şuradan gideceğiz. Şurada patika yol var. Orayı izleyeceğiz. Büyük ihtimalle. Bu ne? Büyük yeniden açılış. Sacre Oteli. Ünlü müzik yeteneği. Prudence Williams'ın kızı. Yine Sacre hanımı. Elizabeth. Williams'ın özel performansıyla Seeker burnunun yenilince huzurunun ve kaplıcaların keyfini çıkaran 30 Ekim 1897'de yazılmış bir poster. Duyuru posteri. Hadi o zaman gidelim. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam.
Şu patika yolu bir izleyelim. Ortam terk edilmiş havasında. Sadece biz mi geldik buraya? Tamam, oteli gördüm. Otelin yolu bu taraftan. Point alanı noktası. Yalnız ortam, grafikler 10 numara 5 yıldız olmuş. Sizin oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşunuza gitti mi ve devamının gelmesini istiyor musunuz mu? Eğer istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Otelle alakalı bir şey galiba. Ünlü müzik yeteneği yine Williams, Prudence Williams'ın kızı. Ha, daha demin ki okuduğumuz şey bu ya. Tamam geç. Biri şarkı mı söylüyor? Merhaba. Dikkat, köpek var. Kapıyı açamıyoruz. Büyük ihtimalle etrafından dolanacağız. Biri burada şarkı söylüyor. Ve güzel söylüyor. Beğendim. Beğendim. Buradan devam edelim. Şşş, sakin ol. Her yürümeye başladığımda etraf bulanıklaşıyor. Kalp atış hızım koştuğumdan dolayı mı arttı acaba? Şimdi burada bahçe kapısı bulduk. Girişi buradan yapacağız büyük ihtimalle. Ormanlık alan. Açtım abi. Yine bir nota bizi karşılıyor. Kaydediliyor. Aa. And it was in no small part due to my newfound fame and fortune that we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work which Mother? Mother? Anne? Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Bu bir kayıtmış. Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Aha, şarkı söyleyeceğim. Of course, Mother. Elbette anne. Anladım hocam. Güzelmiş, güzelmiş, güzelmiş. Bu mu acaba? O kayıttaki anne ve kız. Olma ihtimali de var. Olmama ihtimali de var. Saatimiz şu anda 1.30'a doğru yaklaşıyor. Piyano var. Ve bir nota. Kolon. Ne yazıyor orada? Run mu? Roll mu? Burada piyano çalıyoruz. İyi hoş. Oy, eve bak, manzaraya gel. Her yerde nota var abi ya. Şarkıya odaklı bir oyun olacakmış gibime geliyor. Notalarla iç içe olacağız. Gölde güzelmiş. Birazcık kirli ama. İndim, 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 indim. Oh my god. Dediğim gibi arkadaşlar, oyunun çıkalı çok kısa bir süre oldu. Yani birkaç gün oldu. 28 Temmuz'da mı filan çıktı oyun. Ve bayağı da olumlu yorumlar almış. Bakalım kendi yorumumuz nasıl olacak. O ne lan? Ne oluyor orada? Hayal mi görüyorum? Yoksa gerçekten bir şey mi oluyor orada? Ah.
Işığı gördüm. O neydi kız? Kanka bunu açabiliyorum. Etrafından mı dolanacağım? Yo. Ha. Şimdi açıldı. Orada bir tane köpek vardı. Köpek de yukarı doğru kaçtı. Bir tane ışık süzmesi de böyle gökyüzüne fırladı. O otele ne zaman gireceğiz? Allah bilir. O otele girince her şey orada başlayacak zaten. Genelde bu tarz korku oyunları hep ormanın içinden başlatır. Bir ev olur ormanın içinde arkadaşlar. O evi ön kapıdan giremezsiniz o eve. Ne yapmanız gerekiyor? Etrafından dolanıp arka kapıdan girmeniz gerekiyor. Genelde öyle oluyor. Bu oyun da aynı şekilde devam ediyor. Evet, evimiz orada. Biz daha demin burada mıydık? Yo. Burada farklı bir yer. Şey, bir dakika bir şey diyeceğim. Ben başlangıç noktasına geri döndüm. Değil mi? Evet. Yo. Sanki en başta geldiğim kapıya çok benziyor. Neyse. Kapı bir de otomatik açılıyormuş, düşünsenize. At arabası eski çağlardaki kullanılan. Eskiden araba yerine bunlar vardı arkadaşlar. At arabası değil mi bu? Evet. Otele geldik. Yukarıda bir tane perde var. Açık bir pencere var. Umarım oradan bir şey çıkıp bize böylemez. Kapıyı bu şekilde açacağız galiba. Aç bakayım. Open. Kapı açıldı abi. Hayırlı olsun. Ay. Şu görüntü var ya, beni benden aldı. Baksanıza arkadaşlar. Ben buranın fotoğrafını çekerim. Çok güzel gözüküyor. Şu arabaya bakmak istiyorum. Etrafı inceleyerek girelim. Ya bu tarafa gidemiyoruz. Bir tane şarkı mırıldayan bir eleman var. Hayırlısı diyelim ve içeri girelim. Girdik. Yine at arabası. Tekrardan açılıyormuş. October 1897. Sanki bunlar birazcık yeni gibi. Haydi bakalım artık giriyoruz. Ne olacaksa olsun. Aç. Girdik arkadaşlar. Evet. Her korku oyununda olduğu gibi arkadaşlar, ilk başta genelde bir şey olmaz. Hikayeyi anlamaya çalışırsınız. Daha sonra zaten olaylar patlar gider. Bakalım bu oyunda da neler olacak göreceğiz. Hayırlısı diyelim. Evet, açıldı. Oteldeyiz. Ayak sesi miydi o? Fenerim var mı? Yok. Otele girdik. Resepsiyon yeri. Kan mı? Bu kan mı? Ketçap mı? Ketçap, ketçap. Kesinlikle ketçap. Ya ya ya. Uy. Uy. Telefon çalıyor. Meharito diyor. Şu telefona bir bakabilir miyim? Ben Thomas. Sen misin Elizabeth? Ha, ben seçiyormuşum. Zaten bir tane seçenek var. Thomas. My Thomas. You do not know how wonderful it is to hear your voice. Bu da nasıl telefon ya? Mektubunda yazdıkların. Burada ne oldu? Bence direkt konuya girelim. Burada ne oldu? I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Korkunç olduğunu ben de biliyorum. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Burası artık güvenli değil.
Neredesin sen? Evet, sen neredesin? I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. Tavan arasında ne yapıyorsun? Diğerleri kim? Kim? Kimden saklanıyorsun Elizabeth? Aynen. Güzel soru. My father and uncle, the staff. Babam, amcam ve çalışanlar. They have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls. Ses çıkaran herkese saldırıyorlar mı? Mektubundaki yazdıklarını bir sorayım sana bir. I prayed that you received it, hoped that you would come. Geldim. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught. That everything has changed now. Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. Amonium. You need to find them and bring them to me. Sana mı getir? Tabii. Zaten genelde bu tarz görevler benimdir. Başka bir şey yapacak mısın? Tüm pirinç silindirleri bulman lazım. We have to complete the song. Şarkıyı tamamlamalıyız. We must finish the song together. Tamam. Sürekli farklı bir şey mi söyleyeceksin her basımda? Please be careful, Thomas. Tamam, Thomas. Tamam, Elizabeth. Evet, artık konuşmuyor. Okey. Şimdi silindir milindir bul dedi bana. Şarkıyı tamamlamamız gerekiyormuş. M'ye bas. Harita. Ha. Tamam, bakın ileride kilitli bir kapıları var. Onun yanı sıra yanda şeyler, havalandırmalar. Ama açılmıyor daha galiba. Evet, açılma yok. Okey. Ses çıkaran herkese saldıran bir ordu var dedi. Babam, çalışanlar filan milan. Isaac'in büyük yeniden açılış notu. Oku, oku bakalım. Büyük yeniden açılış kostümlü provası 22 Ekim 1897. Ses kontrolleri, sahne hazırlığı bilmem ne. He. Açılış şeyleri bunlar. Biri geliyormuş, düşünsenize. Ne oluyor lan? Yalnız var ya, atmosfer beni çok büyüledi. Tabii her korku oyunundaki vazgeçilmez olan sallanan avizeler var. Ayak sesi mi bu? Yok. Basayım mı? Sanki biri... Ne oluyor oğlum? Kan mı bunlar, boya mı ya, şarap mı, anlayamadım. Şarap lekeleri mi, kan mı? Kana çok kan galiba. Evet, girdik. Resepsiyon bu tarafta, tuvaletler bu tarafta diyor. Resepsiyonu bir izleyeyim ben. Resepsiyon her zaman iyidir abi. Burası değil mi resepsiyon? Aynen. Ne var burada? He, harita bulduk abi. Zemin katın açılan kısmı. Tamam. Otelde silindirleri ara, oteli araştır diyor. Tamam, benim görevim her zamanki gibi araştırmaktır. Ama etrafıma, yanıma, sağıma, soluma bir şey çıkmaz herhalde ya. Değil mi? Çıkarsa hiç hoş görüntüler olmaz. Arkadaşlar. Ama yapacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Ben silindir olsam nerede olurum? Düşünüyorum. Burada olmam. Alarm tuşu. Okey. Işık yakabiliyor muyum? Yok. Şu tarafta tuvaletler olması lazım. Bu ne lan? Bu ne? He. Otobot anahtarı gerekiyor galiba. Aynı şey gibi olmuş ya. Bizim öbür korku oyunları gibi, hani o oynadığımız öbür korku oyunlarında da sürekli böyle, hani yok akrep
anahtarını bul, yok örümcek anahtarını bul tarzı şeyler vardı. Bunda da öyle şeyler yapmışlar. Bakayım. Evet. Burada ahtapot anahtarı gereken bir yer var. Burayı görmüş. Burada da tuvaletler var abi. Daha karşımıza bir şey çıkmadı. İyi bir şey mi? Kötü mü? Hiçbir fikrim yok. Ama birazdan bir şeyler olacağını düşünüyorum. Devam edelim. Oyun arada sırada böyle donuyor gibi. Yeşil ışık mı? Şey diyeyim mi? Bu kaydetme şey oluyor galiba. Evet. Bir şey oynatacak. Do re mi fa sol. Köpek. Oyunun başında gördüğümüz köpek galiba. Oğlum kapı aç. Abraham. Gideceğim ya. Father, please. Please, she just misses mother. Abraham. I'll be ridden. Oğlum otelde yürüyen biri mi var? Kapı açılma sesi geldi. Ah! Bir dakika. Gerildim. Nedensiz bir gerilme oldu. Ne oluyor? Buradan geliyor. Who's there? Who are you? Ben benim. Benim adım Thomas Evans. Henry. Henry Hughes. You must get me out. Anahtarın nerede olduğunu söyle. We must get this door open. Anahtarın nerede olduğunu söyle. Evet, seni neden oraya kilitlediler? Güzel soru. Niye kilitlediler? Why do you think? They're clearly rogues. Namussuz herifler beni kaçırmaya çalışıyorlar diye. Please hurry. Do something. Anahtar bulmaya çalışacağım diyeyim yani nereden? No, no, don't leave me. Kanka, anahtar olmadan nasıl açmayı düşünüyorsun? Do something. I can't break it down from my side. Nasıl o taraftan kıramazsın? Her şekilde kırarsın. Geri dur. Kapıyı kırmaya çalışacak galiba. Good. Good. Try again. Yok kanka kırılmıyor. Throw yourself into it. Wait. No. Geliyorlar dedi. They're coming. Kim geliyor? Oh God, please no. No, don't do this. What have you done? Müzikli bebek. Alayım. Aldım aldım. Bu ne? Elektrik. Bunu kesin patlatacaklar he. Ben biliyorum abi. Kesin buna bir şey olacak. Elektrik gidecek. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Asansör. Ahtapot anahtarı daha geldi bir tane de. Ne oldu? Işıklar mı söndü? Elektrik gitti galiba. Aa bak ne dedim? Şalter atmış. Aynen öyle. Korktum ha. B'ye gidelim. Haydi bakalım. Bodrum'a iniyoruz büyük ihtimalle. Fonografları kullanıyoruz. Sıkıntı yok. Oyunu kaydediyoruz. Okey. Buraya kadar bir sıkıntı yaşamadık. Aşağıya geldik. Bodrum. Bodrum'a geldik. Beraber. Selam. Ne yapıyorsunuz gençler? Bodrum. En sevdiğim yerdir. Bodrum benim vazgeçilmez. Ona ne? Ağlayan biri var.
Ulan bu şeydeki adama benzemiyor mu? Resident Evil 2'deki adama benzemiyor mu? Oh my god. Evet. İlk teması kurduk. İlk teması kuruldu. Bizden yardım isteyen adam mıydı galiba o? Galiba. Görev güncellendi diyor. Neymiş görevi? Ne sen bana anlatsan. Otelde silindirleri ara. Adamları takip et diyor. Adamlar derken? Adamlar madamlar dedi abi bu. Hayırdır? Sen hayırdır reis? Adamları takip et dedi. Oh, Neros. Yoda. Abi hiç hoş şeyler olmayacak. Biliyorum abi. Bu arada benim... Aha telefon da çalıyor. Ben burada çok fena şeyler olacağını yine... Aha bak bir kapı daha. Bu ne abi? Ne işareti bu? Bu ne lan? He, bir tane şarkı şeyi vardı. Ne deniyordu buna? Unuttum ya ismini. Bu arada daha demin o adamı gördük ya. O adamı gördükten sonra... Benim ekranımın böyle etrafında bir kan şeridi oluştu. Canım sanki çok azmış gibi. Böyle şeyler oldu. Neyse o zaman arkadaşlar şimdilik burada kalalım. Bodrum'dan devam edeceğiz. Eğer güzel bir like oranı gelirse seriyi devam ettirmek çok isterim. Oyun hoşuma gitti. Atmosferler, şarkılar, müzikler 10 numara 5 yıldız olmuş. Hikayeye bakalım nasıl gidecek? Devamında neler gelecek başımıza? Hiçbir fikrim yok. Oynayarak göreceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar serinin devamı için arkadaşlar sizden güzel bir like oranı bekliyorum. 5000 like gelirse serimiz devam edecektir. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bye bye.